İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın anı öğren yeri çetin kış koşullarında da ilgi görüyor. Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Agop Arşakyan'ı makamında kabul etti. Hindistan Türkiye'ye nota verdi. Halep Uluslararası Havaalanı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Fagamusta şehrindeki eylemlerini kınadı. Türk medyası Yerevan ve Ağrı şehirlerinin resimlerini karıştırdı. Tahran'da İran Ermenileri adlı sergi açıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Kars'taki Ani Ören yeri kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor dünya kenti, medeniyetler beşiği, binbir kilise ve kırk kapalı şehir olarak da adlandırılan Ani Ören yeri, 961-1045 yıllarında Pakradun Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 2019 yılında 3.238 yabancı olmak üzere 129.038 kişi ziyaret etti. Mimari eserlerle dikkati çekerken kış ayında da turistlerin gözlerini kamaştırıyor. Antik kent şimdi beyaz örtüsüyle kaplandı ve herkesi görünümüyle büyülüyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hago Barsakyan'ı 18 Şubat'ta makamında kabul etti. Arsak Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından yapılan açıklamaya göre Arsak Cumhuriyeti Ekonomi ve Üretim Altyapısı Bakanı Levon Grigoryan'ın katıldığı toplantıda Arsak'ta bilimsel alanların gelişimi ve bu bağlamda iki Ermeni devletinin etkileşimi ile ilgili bir takım sorunlar ele alındı. Hindistan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'in durumu hakkındaki yorumlarına bir sınır çizerek Türkiye'ye nota verdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Erdoğan'ın yorumlarının ne bir tarih anlayışını ne de diplomasiyi yansıttığını ve Hindistan-Türkiye ilişkilerinde ciddi etkileri olacağını açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Ravish Kumar, Hindistan'ın Türkiye'nin Pakistan'da bu kadar açık bir şekilde uygulanan sınır ötesi terörizmini haklı çıkarma girişimlerini reddettiğini ifade etti. Onun sözlerine göre Erdoğan'ın açıklamaları geçmişin olaylarını şimdiki zamanın dar görüşünü geliştirmek için çarpıtmaktadır. Bu son durum Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine bir kez daha nasıl müdahale ettiğinin bir başka örneğidir. Hindistan bunu kesinlikle kabul edemez olarak görüyor. Suriye'nin al TV kanalı bugün verdiği habere göre Suriye hükümeti Halep uluslararası havaalanının yeniden açılacağını duyurdu. Suriye televizyonuna göre Halep havaalanında ilk uçuş gelecek çarşamba günü Şam'dan gerçekleştirilecek. Halep ve Kahire arasında da önümüzdeki günlerde düzenli seferler başlayacak. Halep'teki havaalanı şehirdeki silahlı çatışmaların en aktif aşaması olan 2013 yılında çalışmalarını durdurmuştu. Haber7.com tarafından bildirildiğine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Türkiye'nin Varosha adası çevresinde attığı adımları kınadı ve onları bir meydan okuma olarak nitelendirdi. Kıbrıs'ın turizm merkezlerinden biri olan Varosha bölgesi zaten 46 yıldır ziyaretçilere kapalı. Anastasiadis Türkiye'nin Fagamusta'nın açılmasına yönelik adımlarına diplomatik yanıt verileceğini ifade etti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı boş oturmayacağız. Türklerin kışkırtıcı eylemleri burada kabul edilemez dedi. Türkiye'nin bu konudaki konumu bölgenin kendi kendini ilan eden sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası olması ve kendi vatanlarının istikrarını ve ekonomik kalkınmasını sağlamak için tüm bölgeleri alma hakkına sahip olmalarıdır. Prestijli Forbes dergisi Türkiye'nin neredeyse tüm illerinin işgal altındaki Batı Ermenistan bölgeleri de dahil merkez şehirlerini yaşama ve iş yapma rahatlığına göre sınıflandırdı. Türkiye'nin Sabah gazetesinin internet sitesi sıralamayı sunmuş ve her şehre o şehrin panorama fotoğrafını eklemiş. Sunulan yayında Konstantinopolis ilk sırada yer alıyor ve 76. sırada ise Ağrı il merkezi yer almaktadır. Ancak şehir panoraması yerine Yerevan şehrinin panoraması sunuldu. Büyük olasılıkla Türk medyasını Ararat Dağı'nın her iki şehirde de görülmesi şaşırtmış olmalı. Şu anda Batı Ermenistan'ın Türkiye'nin işgal altındaki Van, Kars, Ardahan, Iğdır, Urfa ve diğer şehirleri sınıflandırma ölçeğinin arka planında yer almaktadır. Bunun nedeni bölgedeki şehirlerin düşük sosyoekonomik gelişme göstermesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran'da İran Ermeniler adlı sergi açıldı. Fotoğraf, heykel ve diğer sanat türlerinin yanı sıra İran sanatının gelişmesinde önemli rol oynayan Ermeni toplumunun önde gelen müzisyenlerinin ve sanatçılarının hayatları, eserleri de sergilenmektedir. Armin Press'in aktardığına göre sergi Mehrsun adlı galeride sergilenmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Ardaş Estumanyan, Tahran Ermeni Piskoposluğu'nun dini önderi Başpiskopos Sebuh Sarkisyan, İran Müzik Müzesi Müdürü Ali Morad Khani ve İran Ressamlar Birliği Başkanı Macit Racabi Memar serginin açılış töreninde hazır bulundular. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hoveratlı devlet oda korası tarafından seslendirilen Sirdim Sasani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.